şu anda bulunduğumuzda kapatın. Bakın, uzunca bir süredir pandemiyle uğraşan bir dünya var. Ülkemizde pandemiyle, COVID-19 belasıyla uğraşıyor. Millet pandemiyle uğraşırken birileri de rantla uğraşmış. Millet pandeminin derdindeyken, koronavirüsün derdindeyken, hasta olmamak derdindeyken birileri yani 20 Ağustos'ta hemen bir kararname yayınlamışlar. Ve Ortakent'te 1.100.000 metrekare hazine arazisini özelleştirmek üzere imar açmışlar. Az önce bölgeye gittik. 1.100.000 metrekare. Ortakent'in onda biri kadar. Denize, sahile sıfır. Burayı özelleştirmeye açmışlar ve imara açmışlar. Ne olacakmış? Otel, konut, ticaret alanı olacakmış. Alanın tamamı 3. derece sit alanı. Alanın tamamı 1.100.000 metrekarenin tamamı MERA geçiyor. MERA. Rahmetli Bülent Ecevit 2001 yılında burayı MERA'ya çevirmiş. Şimdi Tayyip Erdoğan rantı açıyor. İnanın bu memleketin sahilleri hiçbir şeyden çekmedi, AK Parti'den çektiği kadar. Hiçbir şeyden çekmedi. Gözlerini dikmişler sahillere. İşleri talan, işleri rant. Peki bu 1.100.000 metrekare arazi kime satılacak? Mesele bu değil mi? Mehmet Cengiz'e mi satılacak? Milletin anasına küfreden Mehmet Cengiz'e mi satılacak? Yoksa Katarlılara mı satılacak? Ben size söyleyeyim mi? Bakın konuşulan ne biliyor musunuz? Buradan paravan firmalar aracılığıyla yani Katarlılar aracılığıyla burası satın alınacak ve Sayın Cumhurbaşkanı gittiğini görüyor. Bir daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamayacağını görüyor. Anketler kötü çıkıyor. Seçimi kaybedeceğini biliyor. E adamcağız alıştı Marmaris'te saraylarda yaşamaya. Burayı da aldırarak kendisine İstanbul'daki gibi kısıtlı villaları gibi bir site yaptıracak. Bakın çok önemli bir iddia bu. Toplum bunu konuşuyor, vatandaş bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyle burayı hazine arazisini imara açarak burayı satın aldırarak tıpkı İstanbul kısıtlı villaları gibi buraya kendisine özel emekliliğini yaşayacağı villalar yaptıracak. Aile yaşayacak. Çoluk, çocuk, yakın, kardeş, evlat, şu bu hep beraber burada yaşayacaklar. Dertleri bu. Burayı kendilerine tahsis etmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Buna direneceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Burası milletin malı, milletin. Kimin malını alıyorsun sen ya? Koltukta oturuyorsun diye, imza yetkin var diye, kararname yayını yapıyorsun diye milletin malı sahili özelleştirmeye açıp satabilir misin? Ne hakla yaparsın sen bunu? Buna direneceğiz, buna izin vermeyeceğiz. Dün gece geldim Bodrum'a, vekillerimizle birlikte. Sabah uyandık, hop resmi gazeteye bir baktık. Değerli Muğlalılar, değerli Bodrumlular. Hani Anadolu'da bir laf vardır, bir şey olduğu zaman derler ki, ya bir oğlum daha oldu derler. Sabah gözümüzü açtık, bir baktık resmi gazeteye. Resmi gazetede yine Cumhurbaşkanlığı Muğla'da 32 yeni jeotermal saha ihalesi açmış. 32 jeotermal saha ihalesi bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Bunun 10 tanesi Bodrum'da. Bakın Bodrum'da nereler var? Ben size söyleyeyim bazılarını. Mazı mevki, Gökbel mevki, Yalıkavak, Türkbükü. Diyor ki buralarda jeotermal saha ihalesi açtım diyor. İhaleye gir, al, burayı jeotermali çıkart, enerji santrali yap ve burayı değerlendir diyor. Jeotermale karşı değiliz ama jeotermal yanlış uygulanıyor Türkiye'de. Maalesef yanlış uygulanıyor. Yanlış uygulanmasa sorun yok. 250 TL dosya bedeli. Yani gidecek birisi 250 lira verecek. Dosyayı alacak. Mesela Bodrum ilçesi Mazı mevki sınırlarını kapsayan 3 milyon
333/2013 erişim numaralı 1450 hektarlık ruhsat ihalesi. 250 liraya dosya alacaksın, 1539 lirada teminat yatıracaksın. Ve gireceksin ihaleye, Bodrum'un en güzel yerlerine jeotermal yapacaksın. Bu kabul edilemez. Hazinede para kalmadı, parayı bitirdiler. Yandaşa, oraya, buraya, otoyol için, köprü için firmalara garanti verdiler, bitirdiler. 3-5 tane müteahhiti zengin yaptılar, hazinede para kalmadı. Hazinenin açığını kapatmak için Tayyip Bey, AK Parti şu anda Muğla'yı satmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Muğla'yı satarak, Muğla'yı delik deşik ederek bu jeotermallerle hazineyi mi kurtaracaksın? Yazık, günah değil mi? Bunlara da direneceğiz. Muğla'nın bu tabiatının, Bodrum'un bu doğasının, sadece Bodrum yok bu jeotermalde, Marmaris de var işin içerisinde. 6 ya da 7 ilçede bu kadar ihale yapılacak. Ve bunlara karşı direncimizi sürdüreceğiz. Tabii ki en önemli gündem maddemiz, ki sadece bugün değil, 2010'dan beri bu gündemde. Ortakent'teki 1 milyon metrekarelik kentsel yeşil alan ve park alanı olan arazi ilk önce 2010'da TOKİ'ye devredilmekle karşı karşıya kaldı. O zamanki belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yine tepkileriyle bu geri alındı. Bu iş o zaman gündemden düştü. Ancak biz o günden bugüne Bodrum'un sürekli gündemindedir bu. Kahvehanede konuşulur, siyasi ortamlarda konuşulur. Her tarafta bu, yerel yönetimde konuşulur, bu gündemdedir. Acaba burası nasıl bir sonla karşı karşıya gelecek? Şimdi bugün geldiğimiz noktada, bundan yaklaşık 2 ay önce bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu 1 milyon metrekarenin konut, ticaret, turizm amacıyla imara açılacağı ortaya çıktı. Şimdi bu planlar zaten 1/100 binlikte geliyor. 1/100 binlikte burası kentsel ağaçlandırma, yeşil alan ve park alanıdır. Şimdi 1/100 binlik değişikliğiyle, 25 binlik ve 5 binlik değişikliğiyle de burası artık konut, ticaret ve turizm alanına çevrildi. Yani burası daha önce kentin nefes aldığı bir alanken şimdi orası da bir imar baskısıyla karşı karşıya. Şimdi biz böyle bir şeye niye karşı çıkıyoruz? Bunu da açık bir şekilde ifade etmek lazım. Bodrum'da zaten şu anda mevcut planlarla imara açık özel mülkiyete konu alanlar devasa boyutlarda. Zaten burada sürekli yapılaşma baskısıyla, kıyılara yine yapılaşma baskısıyla, nüfus artışıyla karşı karşıyayız biz. İnsanların emsal hakkı var, inşaat yapma hakkı var, kendine ev yapma hakkı var ya da bir proje yapma hakkı var. Ama kamu mallarını bari bırakalım, o kamuda kalsın ve yapılaşmasın. Özellikle kamu malları Bodrum'da çok düşük orandadır. Bodrum'un çok eski bir zamanda kadastronun konusu olduğu düşünülürse birçok yer zaten tapuludur Bodrum'da. Bunlar doğal alanlardır, sit alanlarıdır, arkeolojik alanlardır, makilik fundalık alanlardır, doğal karakteri korunacak alanlardır. Buralar zaten korunmak durumunda. Buraların düşük, çok düşük yüzdeyle imar hakları zaten var. Biz onlarla zaten şu anda Bodrum'da bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Ama siz hiç daha gündemde olmayan, hele hele altyapısı, şimdi konuştuğumuz su problemi, aynı zamanda bu kadar trafik problemi düşünün olan bir kentte, kirlilik, çevre kirliliği, deniz kirliliği problemleri olan bir kentte siz hala daha hiç daha imar planlarında bile konu edilmemiş bir alanı imara açıp da yeni nüfus baskısı, yeni problemler, yeni altyapı sorunlarına yol açıyorsanız bir problem var demektir. Bodrum halkı bu işi istemiyor. Bodrum halkına kazandırılmasını istiyoruz. Orası insanların gezip tozduğu ağaç, landırılmış bir alan, altında mesire yaptığı, piknik yaptığı bir alan olsun. Hele onun kıyısı var bir de, Kabakum plajı. Burası özel mülkiyete zaten konu edilemeyecek bir yer. Şu anda yüzlerce, binlerce insan bütün yaz boyu oraya gidiyor, denize giriyor, piknik yapıyor. Çocuklarımız orada gün geçiriyorlar. Yani bunların da önüne geçecek bu türlü biz uygulamalara karşı durmak zorundayız. Bodrum halkı olarak zaten bunu istemiyoruz. Ve bu son duyduğumuz bugün, yani sabah kararnameyle yine gündemimize gelen Bodrum'da 10 adet yeni jeotermal arama ruhsatı ihaleye çıkarılacak. Yani Bodrum'un o kadar önemli bir coğrafyası var ki Türkiye'de ve dünyada bir tane. Dünyayı gezen insanlar Bodrum'un değerini çok iyi biliyorlar. Diyorlar ki Bodrum gibi bir yarımada dünyada yok. Mikro iklimiyle, doğal karakteriyle, tarihi güzellikleriyle bir yer zaten yok. Turizm potansiyeliyle, deniziyle. Şimdi biz
Niye yeni maden sahaları açalım? Jeotermal de bir madendir. E şimdi bakın yatağında zeytinler katlediliyor. Yani bir termik santral yüzünden. Köylüler yerlerinden ediliyor. Bodrum'da da böyle olaylar olmasın. Kamusal arazileri biz lütfen bu jeotermal arama ruhsatlarına yine sadece kamusal da olmayacak onlara yine teslim etmeyelim. Bodrum üzerinde sürekli bir göz var. Sürekli Bodrum'dan acaba ne çıkarabiliriz? Yani önüne alıyorlar planları, haritaları bazı inisiyatifler, kesimler. Diyorlar ki biz buraya ne yapabiliriz, buraya ne yapabiliriz, buraya ne yapabiliriz? Bodrum'u hani bildiğiniz böyle üst perdeden parselliyorlar. Biz bunun neresindeyiz yerel yönetim olarak? Bize soruldu mu? Hayır. Şu anda oranın 340 dönümü ilk planda özelleştirme yoluyla ihaleye çıkacak. Ve bunu şu anda ilan ettiler zaten. Buranın 340 dönümünü hemen. Oranın değeri yaklaşık dönüm başı 1,5 milyondan. Yani 340'ı 1,5'la çarparsanız 510 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılıyor. Artık o 700 mi olur, 1 milyar mı olur onu bilemeyiz. Yani çok değerli bir arazi. Çünkü Bodrum'da biliyorsunuz zaten imara konu araziler çok değerlendi son dönemlerde. Pandemiyle beraber Bodrum çok büyük bir talep alıyor şu anda. O yüzden özel mülkler bile çok ciddi paralara satılmaya başladı. Ve çok ciddi bir rayici var buraların artık. Ya buraların kaça gideceğini bilemeyiz biz. Çünkü bu sermayenin nereden geleceğini de bilmiyoruz. O yüzden çok değerli bir arazi. 1 milyon metrekareyle çarparsanız bu toplamda 2 milyar gibi bir rakama tekabül eder zaten. Yani dönüm başı 2 milyondan yaparsanız bu neredeyse 2 milyara tekabül. Öyle büyüklükte bir arazi burası.